Arkadaşlar bu dersimizin konusu isim tamlamaları. Bir ismin başka bir ismi anlamca tamlaması oluşan söz grubuna isim tanıması denir. Tamlamalarda birinci isme tamamlayan yani tamlayan, ikinci isme ise tamamlanan yani tamlanan denir. Tamlamalarda ilgi ve iyelik eki kullanılır. İlgi ve iyelik ekleri tamlama eklerimizdir. Tamlayan in ilgi ekini, tamlanan ise üçün teki şahıs iyelik eki iyi alır. Çamın kökü derken birinci isim tamlayan, ikinci isim ise tamlanandır. Birinci isim tamlayan in ilgi ekini, ikinci isim tamlanan ise iyi üçün teki şahıs iyelik ekini aldı. Aynı zamanda birinci isim tamlayan ikinci ismi anlamca tamamladı. Kök neye ait? Neyin kökü? Çamın kökü. Yalancının sözü derken yine birinci isim tamlayan, ikinci isim ise tamlanandır. Tamlayan ilgi ekini, tamlanan ise üçün teki şahıs iyelik ekini aldı. Ayrıca birinci isim tamlayan yalancı, ikinci isim tamlananı anlamca tamamladı. Söz kime ait? Kimin sözü? Yalancının. İsim tanımları dörde ayrılır. Birincisi belirtili isim tanıması. Hem tamlayan hem de tamlananın ek aldığı isim tanımlardır. Ek derken tamlama eklerini kastediyoruz. Tamlama ekleri iki taneydi. Birincisi ilgi eki, ikincisi ise iyelik ekidir. Belirtili isim tanımlarında tamlayan in ilgi ekini, tamlanan ise iyi üçün teki şahıs iyelik ekini alır. Tamlayan tamlananın kime veya neye ait olduğunu bilir. Ayrıca sağlamasını yapmak için tamlanana neyin, kimin sorularını sorabiliriz. Birinci örneğimizde ülkenizin aslanları. Arkadaşlar tamlama iyelik ekini bulduğumuzda biter. Devamı bizi ilgilendirmiyor. Aslanları derken buradaki i üçün teki şahıs iyelik ekidir. Ve iyelik ekini bulduğumuzda tamlama sona erer. Devamına bakmıyoruz. Birinci isim tamlayan, ikinci isim tamlanandır. Tamlayan in ilgi ekini, tamlanan ise üçüncü teki şahıs iyelik ekini iyi aldı. Ayrıca aslan neye ait? Ülkeye. Sağlamasını yapıyoruz. Neyin aslanları? Ülkenizin. Belirtili bir isim tanıması. Düşmanlarınızın köpekleri. Yine iyelik ekini bulduğumda tamlamayı bitirdim. Devamına bakmıyoruz. Birinci isim tamlayan, ikinci isim tamlanan. Tamlayan in ilgi ekini, tamlanan ise iyi üçün teki şahıs iyelik ekini aldı. Köpek kime ait? Düşmanlara. Yine sağlamasını yapıyoruz. Kimin köpekleri? Düşmanlarınızın. Belirtili isim tanıması. Diğer örneklerimize baktığımızda sevincin kapıları, acıların anahtarları, insanın içi, sevginin eksikliği, kötülerin baskısı, iyilerin kayıtsızlığı. Tamlamalarda hem tamlayan hem tamlanan ek almıştır. Tamlayan da in ilgi eki, tamlanan da ise iyi üçüncü teki şahıs iyilik eki vardır. Belirtili isim tamlamasıdır. Notlarımız var. Birincisi, belirtili isim tanımlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Özellikle şiirde karşımıza çıkar. Birinci örnekte Sakarya'nın sırtı belirtili bir isim tanımlamasıdır. İkinci örnekte ömrün ortası. Üçüncü örneğimizde erin hikayesi. Cümlede tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş. Önce tamlanan, sonra tamlayan gelmiştir. İkinci notumuz,
Belirtili isim tanımlamalarında tamlayan, tamlanan veya her ikisi sıfat alabilir. Sıfat almış belirtili isim tanımlamalarını zincirleme isim tanımlaması ile karıştırmıyoruz. Birinci örneğimizde hayatın güçlükleri isim tanımlamasıdır. Çeşitli ise sıfattır. Tamlananı sıfat almış bir belirtili isim tanımlaması. İkinci örneğimizde kadının başı isim tanımlaması. Nasıl kadın? Yürekli bir kadın. Tamlayanı sıfat almış bir belirtili isim tanımlaması. Son örneğimizde günlerin tarafları isim tanımlaması. Nasıl gün? Kötü gün. Nasıl taraf? İyi taraf. Hem tamlayanı hem de tamlananı sıfat almış belirtili bir isim tanımlaması. Üçüncü notumuz belirtili isim tanımlamalarında tamlayan ile tamlanan arasında değişik türde sözcükler gidebilir. Birinci örneğimizde dünyanın ritmi bir isim tanımlamasıdır. Araya en zarfı ve güzel sıfatı girdi. Onun kalbi isim tanımlaması. Araya senin zamiri, için edatı ve çarpan sıfat girdi. İkinci örneğimizde gözyaşının görevi isim tanımlaması. Araya bile bağlacı girdi. Dördüncü notumuz zamirlerde tamlama kurabilir. Tamlayan, tamlanan veya her ikisi zamir olabilir. Birinci örnekte başkalarının hayatı isim tanımlaması. Tamlayan zamir. Hataların tümü isim tanımlaması tamlanan zamirdir. İkinci örnekte onun hikayesi isim tanımlaması tamlanan zamirdir. Beşinci notumuz belirtili isim tanımlamalarında tamlayan veya tamlanan birden fazla olabilir. Birinci örneğimizde ümidin, sabrın, isteğin tamlayan ekini aldı, tamlayan durumundadır. Bu üç tamlayan derecesi tamlananına bağlandı. Ümidin derecesi, sabrın derecesi, isteğin derecesi. Tamlayanı birden fazla olan bir belirtili isim tanımlaması. Arkadaşlar bunu bir isim tanımlaması olarak alıyoruz. İkinci örnekte yaşamın yükü, yaşamın ıstırabı. Bu sefer de tamlayan bir tane, tamlanan iki tanedir. Bir tamlayan iki tamlanana bağlanmıştır. Belirtili isim tanımlamalarında tamlayan veya tamlanan birden fazla olabilir. Altıncı notumuz Türkçe'de tamlanan eki iyelik ekidir. Tamlamalarda genellikle üçüncü tekil şahıs iyelik eki kullanılır. Fakat tamlayan şahıs zamiri ise diğer iyelik eklerinde de tamlanan da kullanırız. Benim işim, senin işin, onun işi, bizim işimiz, sizin işiniz, onların işleri. 6 tane iyelik ekimiz vardır. Tamlamada daha çok üçüncü tekil şahıs iyelik ekini kullanırız. Eğer tamlayan şahıs zamiri ise benim kalbim, senin kalbin, onun kalbi, bizim kalbimiz, sizin kalbiniz, onların kalbi. Tamlayan şahıs zamiri ise diğer iyelik eklerini de gördüğünüz gibi isim tanımlamalarında kullanıyoruz. Bunlar birer belirtili isim tanımlamasıdır. Yedinci notumuz in tamlayan eki iki sözcükte im şekline dönüşür. Eğer biz tamlayan ekini ben ve biz şahıs zamirine getirirsek benin bizin olmaz. B'den dolayı neler M'ye dönüşür ve tamlayan eki im şeklinde karşımıza çıkar. Birinci örneğimizde bizim coşkumuz
bir isim tanımasıdır. Tamlayandaki ek, ilgi eki, tamlanandaki ek ise iyelik ekidir. Sekizinci notumuz, eğer tamlanan belgisiz zamir veya soru zamiri ise in tamlayan eki yerine den hal eki de kullanılabilir. Soruların hiçbiri yerine sorulardan hiçbiri, kitapların hangisi yerine kitaplardan hangisi, çadırların biri yerine çadırlardan biri. Den hal eki tamlayan eki yerine kullanılmıştır. Belirtili isim tanımlamalarında tamlayan şahıs zamiri ise tamlayan cümlede düşürülebilir. Buna tamlayan düşmüş isim tanımlaması denir. Birinci örnekte düşmanlarımı severim, kusurlarımı yalnız onlar açıkça söyleyebilir. Aslında benim düşmanlarım, benim kusurlarım şeklinde bir isim tanımlamasıydı. Tamlayan şahıs zamiri olduğundan dolayı tamlayan cümlede kullanmadık. Düşmanlarım, kusurlarım tamlayan düşmüş isim tanımlamasıdır. İkinci örneğimizde zamanımızı ve neşemizi çalarlar. Aslında bizim zamanımız, bizim neşemiz. Tamlayan şahıs zamiri olduğundan dolayı cümlede kullanılmadı. Zamanımız, neşemiz tamlayan düşmüş isim tanımlamasıdır. Üçüncü örneğimizde sizin gözünüz, sizin aklınız, sizin kalbiniz şeklinde aslında belirtili isim tanımlamasıydı. Fakat tamlayan şahıs zamiri olduğundan dolayı biz cümlede tamlayanı kullanmadık. Gözünüz, aklınız, kalbiniz tamlayan düşmüş isim tanımlamasıdır. Aynı şekilde senin sırrın, senin özgürlüğün, benim annem, onun gölgesi, onun fotoğrafı derken tamlayan şahıs zamiri olduğundan dolayı düşürülmüştür. Sırrın, özgürlüğün, annem, gölgesi, fotoğrafı tamlayan düşmüş isim tanımlamasıdır. İsim tanımlamalarından ikincisi belirtili isim tanımlaması. Tamlayanın ek almayıp tamlananın üçünteki şahıs iyelik eki aldığı isim tanımlamalardır. Tamlayan inekini almaz, tamlanan üçünteki şahıs iyelik eki iyiyi alır. Sağlamasını yapmak için tamlanana ne sorusu sorulur? Denizin kenarı, toprağın kokusu, kuşun sesi, belediyenin başkanı, telefonun kılıfı belirtili isim tanımlamasıdır. Aslında belirtili isim tanımlamasındaki tamlayan eki ini çıkardığımızda belirtisiz isim tanımlaması olur. Aradaki fark, belirtili isim tanımlamasında bahsettiğim şey belli ve özeldir. Belirtisizde ise bahsettiğim şey belirsiz ve geneldir. Yani denizin kenarı derken belli bir denizden, belli bir yerden bahsediyoruz. Ama deniz kenarı dediğimizde herhangi bir deniz kenarı, genel. Aynı şekilde toprağın kokusu derken belirli bir toprağın kokusu, toprak kokusu genel. Kuşun sesi belli bir kuş, kuş sesi genel. Belediyenin başkanı belli bir belediyenin başkanı, belediye başkanı genel. Telefonun kılıfı derken de yine aynı şekilde telefon kılıfı genel ve belirsiz. Ayrıca sağlamasını yapmak için ne sorusunu sorarız? Ne kenarı deniz, ne kokusu toprak, ne sesi kuş, ne başkanı belediye, ne kılıfı telefon. Örneklerimize hızlıca bakarsak, birinci örneğimizde aşk davası. Arkadaşlar daha önce söylemiştik, iyelik ekini bulduğumuzda tamlamayı bitiriyoruz. Ekmek kavgası, şeref mücadelesi. Tamlayan ek almadı, tamlanan üçüncü teki şahıs iyelik eki iyi
Aldı. Sağlamasını yapıyoruz. Ne davası aşk, ne kavgası ekmek, ne mücadelesi şeref. İkinci örneğimizde hayat işleri, kadın kalbi, erkek kafası. Tamlayan da ek yok, tamlanan ek aldı. Ne işleri hayat, ne kalbi kadın, ne kafası erkek. Üçüncü örneğimizde suçluluk duygusu, cehennem azabı. Tamlayan da ek yok, tamlanan iyilik iki aldı. Ne duygusu suçluluk, ne azabı cehennem. Dördüncü örneğimizde bahçe duvarı. Ne duvarı? Bahçe duvarı. Son örneğimizde vücut sağlığı. Ne sağlığı? Vücut sağlığı. Belirtili isim tanımasında tamlayan ek almaz. Tamlanan üçüncü tek şahıs ilk ikini alır ve ne sorusunu sorarız. Birinci soruda kitap dizisi, kapak tasarımı, çiçek desenleri, tanıtım yazıları belirtisi isim tanımasıdır. Edirne'de yoktur. İkinci soruda kitapçı rafları, gezi kitapları, tıp doktoru, satır araları, tamlayan ek almamış, tamlanan üçüncü tek şahıs iyilik eki iyi almıştır, belirtisizdir. Denizli ise okyanusun sonsuzluğu, tamlayan ilgi ki, tamlanan iyilik iki almıştır, belirtili isim tanımasıdır. Notlarımız var. Birincisi, gökyüzü, gözyaşı, hanımeli, ayakkabı, buzdolabı gibi birçok bileşik isim belirtisiz isim tanıması yoluyla oluşmuştur. Gök isim, yüz isim, iyi ise üçün teki şahıs, iyilik ikidir. Bileşik isim belirtisiz isim tanıması yoluyla oluşmuştur. İkinci ve üçüncü notlarımız sadece belirtisiz isim tanımasına ait özelliklerdir. Diğer tanımlamalarda görülmez. Belirtisiz isim tanıması bir sıfat tarafından nitelenebilir. Birinci örneğimizde belediye başkanı ve süper salonu belirtisiz isim tanımasıdır. Eğer belirtisiz isim tanımasından önce bir sıfat varsa bu sıfat isim tanımasının sıfatıdır. Sevilen sıfattır. Sevilen belediye veya sevilen başkan değil, sevilen belediye başkanı sıfat isim tanımasını nitelemiştir. Yeni spor, yeni salon değil, yeni spor salonu sıfat isim tanımasının sıfatıdır. İkinci örneğimizde Atatürk Caddesi sınıf arkadaşı belirtisiz isim tanımasıdır. Ağaçlandırılan sıfattır. Belirtisiz isim tanımasından önce sıfat varsa bu sıfat her zaman isim tanımasının sıfatıdır. Nasıl Atatürk Caddesi ağaçlandırılan. Yine birkaç sıfat, birkaç sınıf arkadaşı. Sınıf arkadaşı yani isim tanımasının sıfatıdır. Üçüncü notumuz belirtisiz isim tanıması cümlede sıfat veya zarf görevinde kullanılabilir. Birinci örneğimizde el işi, ikinci örneğimizde deniz mavisi, üçüncü örneğimizde kül rengi, son örneğimizde yaz sonu belirtisiz isim tanımasıdır. Birinci örneğimizde nasıl örgü, el işi örgü. İsim tanıması sıfat görevindedir. Göz, nasıl göz, deniz mavisi, göz. Yine isim tanıması sıfat görevinde. Kül rengi bulut, nasıl bulut, kül rengi. İsim tanıması sıfat görevinde gelirim. Ne zaman gelirim? Yaz sonu. İsim tanıması zarf görevinde kullanılmıştır. Örnek sorularımız sadece belirtisiz isim tanımasına ait özelliklerdir. Birinci soruda hangisinde ad tanımlaması sıfat tarafından belirtilmiştir diyor. Öncelikle bir belirtisiz isim tanıması bulmamız gerekiyor. Bursa'da mevsim cümbüşü belirtisiz isim tanıması. Eğer önünde bir sıfat varsa bu sıfat isim tanımasının sıfatıdır. İsim tanıması sıfat tarafından belirtilmiştir. İkinci soruda ad tanımlaması
hangisinde sıfat görevindedir diye sorulmuş. Yine öncelikli olarak belirtisi isim tanıması bulmamız gerekiyor. Denizli'de toprak rengi bir belirtisi isim tanıması. Nasıl bank toprak rengi isim tanıması sıfat görevinde kullanılmıştır. Üçüncüsü takısız isim tanıması. Takı ek demektir. Yani eksiz isim tanıması. Hem tamlayan hem de tamlanan ek almaz. Tamlayan ilgi ekini, tamlanan ise iyilik ekini almamıştır. İki şekilde oluşur. Tamlayan tamlananın neyden yapıldığını bildirir. Kavanoz camdan, köprü taştan, bilezik altından, kova plastikten, kaşık tahtadan, mendil kağıttan, kasa çelikten yapılmıştır. Tamlayan tamlananın neyden yapıldığını bildirdi. Hem tamlayan hem de tamlanan ek almadı. İkincisi neye benzediğini bildirir. Tamlayan tamlananın vatan, cennete, çocuk aslana, göz kömüre, saç ipeğe, kalp taşa, yanak elmaya, boy serviye, kulak kepçeye benzemektedir. Hem tamlayan hem de tamlanan ek kalmadı. Tamlayan tamlananın neye benzediğini bildirdi. Birinci soruda kağıt para, toprak saha, demir parmaklık, ipek gömlek. Tamlayan tamlananın neyden yapıldığını bildirir. Hem tamlayan hem tamlanan ek almamış, takısızdır. Kurşun rengi ise belirtisiz bir isim tanımasıdır. Ne rengi? Kurşun rengi. İkinci soruda çelik kasa, yün çorap, porselen vazo, tahta merdiven. Hem tamlayan hem tamlanan tamlama eklerini almadı. Tamlayan tamlananın neden yapıldığını bildirdi. Takısız. Yemek masası ise tamlayan ek almadı. Tamlanan üçün teki şahıs ilk ikini aldı. Ne masası? Yemek masası belirtisiz. İsim tanımlamalarından dördüncüsü ve sonuncusu zincirleme isim tanımlaması. Belirtili isim tanımlamasında olduğu gibi tamlayan in, tamlanan üçün teki şahıs ilk iki iyi alır. Belirtiliden farkı en az 3 isimden oluşmasıdır. Birinci örneğimizde Anadolu köylüsünün yaşamı. Arkadaşlar iyilik ekini bulduğumuzda tamlama bitiyordu. Tamlamamız Anadolu köylüsünün yaşamı. Anadolu köylü yaşam. Tamlamamız 3 isimden oluşmakta. Zincirleme isim tanıması. İkinci örneğimizde şehrin ulaşım sorunu. Şehir, ulaşım, sorun. Tamlama 3 isimden oluştu. Zincirlemedir. Üçüncü örneğimizde hayal kırıklıklarının sebebi. Hayal, kırıklık, sebep, isimdir. 3 isimden oluştu. Son örneğimizde sanatçının yorum gücü. Sanatçı, yorum, güç. Tamlama 3 isimden oluştu. Zincirleme isim tamlamasıdır. Arkadaşlar ayrıca zincirleme isim tanımlamasında tamlayan, tamlanan veya her ikisi mutlaka kendi içinde bir belirtisiz isim tanımlamasıdır. Birinci örneğimizde Anadolu köylüsünün yaşamı derken inekin alan kısım tamlayan, iyilik ekin alan kısım ise tamlanandır. Tamlayana baktığımızda Anadolu köylüsü. Ne köylüsü? Anadolu köylüsü. Tamlayan kent içerisinde belirtisiz isim tamlamasıdır. Son örneğimize baktığımızda sanatçının yorum gücü. İnekin alan kısım tamlayan, iyilik ekin alan kısım ise tamlanandır. Yorum gücü. Ne gücü? Yorum gücü. Tamlanan kendi içerisinde belirtisiz isim tamlamasıdır. Önemli bir notumuz var. Burası konunun en önemli yeri. Sıfat almış belirtili isim tanıması ile zincirleme isim tanımasını birbirine karıştırmıyoruz. Birinci örneğimizde dünyanın en büyük cezaevi ve cahil insanın kafasının içi isim tanımasıdır.
Dünyanın en büyük cezaevi zincirleme bir tanımlama değildir. Dünya isimdir, en zarftır, büyük sıfattır, cezaevi isimdir. Burada iki tane isim vardır ve araya sıfat girmiştir. Nasıl cezaevi? En büyük. Bu bir sıfat almış belirtili isim tanımlamasıdır. Cahil insanın kafasının içi ise cahil sıfattır. İnsan isim, kafa isim, iç isimdir. Üç isim vardır. Zincirleme isim tanımlamasıdır. İkinci örneğimizde küçük insanların büyük gururları vardır derken tamlamamız küçük insanların büyük gururları. Küçük sıfattır. İnsan isim, büyük sıfattır, gurur isim. Burada iki tane isim vardır. Tamlama üç isimden oluşmaz. Bu bir sıfat almış belirtili isim tanımlamasıdır. Üçüncü örneğimizde taksi şoförünün hayatı isim tanımlaması. Taksi, şoför, hayat. Üçü de isimdir. Üç isimden oluşan bir tamlama, zincirleme isim tanımlaması. Son örneğimizde masum Anadolu'nun saf çocuğu bir isim tanımlaması. Masum sıfattır, Anadolu isim, saf sıfat, çocuk isim. Burada iki isim vardır. Zincirleme değil, sıfat almış bir belirtili isim tanımlamasıdır. Birinci soruda sonbaharın serin günleri, köyün bozuk yolları, otobüsün arka kapısı derken bunlar zincirleme isim tanımlaması değildir. Çünkü serin, bozuk ve arka sıfattır. Belirtili isim tanımlamasıdır, sıfat almış. Herkesin yardımı belirtili isim tanımlaması. Köy evlerinin mimarisi ise köy, ev, mimari üç isimden oluşur. Zincirleme isim tanımlaması. Ulu Çınar'ın koyu gölgesi. Arkadaşlar bu bir zincirleme tamlama değildir. Ulu sıfattır, çınar isimdir. Koyu sıfattır, gölge isimdir. Sıfat almış bir belirtili isim tanımlamasıdır. Keyif çayları, ne çayları? Keyif çayları belirtili isim tanımlaması. Bahçe kapısının gıcırtısı. Bahçe, kapı, gıcırtı üç isimden oluşur. Zincirleme isim tanımlamasıdır. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tanımlaması da vardır. Ulu ve koyu sıfattır. Koyu gölge, ulu çınar sıfat tanımlamasıdır. Takısız yoktur.